Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzu kümesimizin önünden gerçekleştiriyoruz. Kümesimiz nihayet bitti arkadaşlar. Sadece içine yumurtlayan tavuk almak kaldı. Genelde bize zaten tavuğumuzu işte hem videolardan ya da çevreden görenler söylüyor, videoyu izleyenler özellikle. Ya bu yumurta tavuğu değil hani, biliyor musunuz diye. Ya biz daha önce zaten tavuk çiftliğimiz vardı ve konuya aslında hakimiz, bunların yumurta tavuğu olmadığını biz de biliyoruz. Evet. Fakat bunlar bize hediye gelmişti. Bunlar aslında besi için. Besi için, kesmek için. Kesmek için. Ama biz de bir bağ kurduk arkadaşlarla. Kesemeyiz zaten. Kesemiyoruz. Evet. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Bize gelen hayvanlar genelde bizde ölene kadar kalıyor. Kendimiz kesme işlemi zaten yapamayız yani. Yapamıyoruz. Ne Deniz öyle bir şey yapabilir, ne ben yapabilirim. Ya aslında Filiz kesse ben yolarım ama o da kabul etmiyor. Yok, ben kesmeyi. Bu hafta kümesimizi bitirdik. Neyi yaptık? Zaten videolarda da göreceksiniz. İşte telimizi çektik. İçine folluğumuzu yaptık. Tüneyimizi yaptık. Tabii kızlara ve bir de horozumuz var. 4 tane tavuk, bir tane horozumuz var. Onlara böyle dayalı döşeli bir ev yaptık öncelikle. Evet. Kümesin içi tamamen hazır. Bir de 2 haftadır kümeste yaşıyorlar aslında. Tünekleri, follukları hazırladıktan sonra içinde yaşamaya başladılar. Evet. Nerelerden kaçıyorlar? Çünkü devamlı ya kapatıyoruz mesela telin arkasına, bir yerden kaçıyorlar. Hani nereden kaçtılar? Habire kapının önüne geliyorlar, eve girmeye çalışıyorlar. Tavuklar firarda modundaydı. Tavuklar firarda. Onların kaçtıkları yerleri biraz inceledik aslında. Tespit ettik. Ve oraları da kapattık. Ve şu an 10-15 tavukluk hazır bir kümesimiz var. Duvar kısmında, şu arkada gördüğünüz duvar kısmını boyamak istemiştik. Ondan bahsetmiştik zaten. Bir dağ, bir gökyüzü, bulutlar, evet, güneş. Evet, çünkü ilkokulda çizdiğimiz standart resim o evde bu ev olacak. Aynen. Hani birazcık böyle bulutların arasından doğan güneş, belki kenarda da kan dere şeklinde bir şey düşünmüştük. Onu henüz boyasını yapmadık. Bir tek o kaldı aslında. Onun dışında tavukların yaşam alanı hazır. Hani videomuz biraz da aslında faydalı olsun. Biz daha önceden tavuk işi yapmıştık. 2000 tavukluk bir aslında çiftlik yaptık. Adı da Yumurta'ydı. Ben logosunu ve oradan birkaç video şimdi size zaten gösteririm. Pandemi döneminde ne yazık ki işleri devam ettiremedik. Çünkü şehirler arası yasaklar başladığı zaman çiftliğimiz Assos'taydı. Tüm yumurtalar Assos'ta kaldı. Tüm müşterilerimiz de İstanbul'daydı. Ve yumurtayı Assos'tan alıp İstanbul'a gelip dağıtamadığımız için aslında battık diyebiliriz. Evet. Organik tavukçuluk yaptığımız, komple un kurdu ve moria kurduyla beslediğimiz, işte buğday çimlendirdiğimiz, işte zeytin ağaçların dallarında tüneyerek tüm gün vakit geçiren çok güzel, mutlu tavukların olduğu bir çiftliğimiz vardı. Pandemide Assos'la İstanbul arasındaki ulaşım sıkıntısı, şehirler arası yasaklardan dolayı. Sonrasında işte Niya zaten doğmuştu. Bir şekilde bizim ulaşımımız her anlamda sıkıntıya uğradı oraya. Orada gerçekten, çünkü çok da uzun yıllardır devam eden bir çiftlik değildi. Orada çok ciddi bir birikim gerekiyor ki tabii, hiçbir şey almadan verme kısmında ayakta kalabilin. Önce kümesimize bakalım, nasıl yaptık, neler yaptık. Ardından buraya gelelim ve size biraz yumurta tavukçuluğu ile ilgili ipuçları verelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Bunlardan tünek yapacağız. Evet, eski beşik parçasından tüneklerimizi yapacağız. Thank you.
tanesi horoz çıktı içinden. Kızlara bir erkek arkadaş, evet. Herhalde horoz tavuk bakmadan kesiyorlar. Çünkü bunları bir aylık olduğu zaman direkt kesiyorlarmış arkadaşlar. Ama tüneyemiyorlar. Tünerken düşen tavuk. Kümesimizin alt kısmını da şu an plastik kaplayacağız ve üstüne çampürü koyacağız. Folluk yapmak için keseceğiz. Önlerinde yerler açacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey tavuğun içine rahat girip çıkabilmesi. Bunun için 40 santime 40 santimlik bir aslında genişlikte göz açacağım onlara. Beşiğin tahtalarından artan kısımla da follukları birbirine tutturacağız. Birbirlerini de görmeyecekler yumurtlarken. Böylelikle daha rahat edecekler. Güzel gözüksün diye değil arkadaşlar, opak bir görüntü kazansın ki tavuk kendini içinde daha güvende hissetsin diye boyadım. Şimdi bunu biraz kurumaya bırakırken bunun önüne bir de içine rahat girebilmeleri için bir tüneklik yapmamız lazım. Yani tüneye basıp içine atlayabilirler çünkü. Şimdi onun için bir parça arayacağım bakalım etrafta.
içeri briketler yerleştirdim bir de. Bunu onun üstüne koyacağım. Biraz yüksekte duracak. Bakalım kümesi de nasıl olacak. Arkadaşlar 3 direğim var. Şöyle bir planım var. Birinci direk buraya. İkinci ve üçüncü direkler buraya yeri var görüyorsunuz. Tavuğun sağında ve solunda. Burası çünkü aynı zamanda kapı olacak. Oradan da duvara teli tutturmayı düşünüyorum. Kazmaya başlayalım. Telimizi de çektik arkadaşlar. Şöyle kapı oluyor. Şimdi şuradaki ruloyu getirip kaplayalım bakalım. Güzel kızım da alet çantasını topluyor. Hadi topla kızım bakalım. Koy içine. Aferin, topla bakalım hepsini. Kümesin yapısal olarak tek eksiği kapısıydı. Şimdi kapısı tamamlanıyor. Yine hep bulduğumuz eski tahtalardan yapıyoruz arkadaşlar. Hala sprey boyalar haricinde hiçbir şeye para vermedik. Bir de poşet haricinde. Teller daha önceden Teller daha önceden vardı zaten. Teller duvarı çevirirken artan teller. Onun dışındaki tahtalar, folluk için kullandıklarımız,
sünek için kullandığımız her şey tamamen atık ürünler. Deniz, yine arası tel mi olacak yoksa komple şey mi? Bir saniye şey. Mia. Mia. Gel. Gel. Dur. Gel bakalım hadi. Gel babaya. Bak baba ne yapıyor. Ama biraz uzakta duralım, tamam mı? Buradan izleyelim babayı. Ay. Gezelim. Kapımızı açıyoruz. Şu köşeden de kaçıyorlardı. Oraya da öyle bir tahtayla kapadık. Evet, bunlar yaptığımız folluklar son hali. Önünde tünekleri. İki tavukluk folluk. 10-15 tavuk için zaten iki folluk yeter. Burası da tüneğimiz. Yapılırken görmüştünüz ama kümesin içinde. Yerde ve folluklarda çam pürümüz var. Böylelikle içeriği rahat temizleyebiliyoruz. Ayrıca artık arka kaçtıkları taraf, burası da sineklikle kaplanmış halde. Şu şekilde göstereyim, hani zemin de plastik kaplı. Yan taraflar da plastik kaplı. Hani üst taraf da plastik kaplı. Hava alacak yer yoktu. O yüzden hava alması için böyle ufak bir yer bırakmış olduk. Kümesimiz bu şekilde. Şimdilik geçici olarak koyduğumuz, bak bir tanesi kaçıyor, zeki. Yükselttik, demek biraz daha yükselteceğiz orayı. Şimdilik bir tasa su koyduk. İki tane de eski tenceremiz var. Onları yemlik yaptık, yemlerini orada yiyorlar. Esas yumurta tavuklarımızı aldığımız zaman onları güzel yemlik ve suluklarında hazırlamış olacağız arkadaşlar.
Ya Asos'ta yaptığımız tavukçulukla tabii ki buradakinin alakası yok. Bu çok amatör. Yani gerçekten maliyeti minimuma indirerek nasıl bir şey yapabiliriz? Biz bunu kurgulamıştık. Gerçekten de atık neredeyse diyeceğimiz şeylerle bir evet kümes yaptık. Tabii ki Asos'takiyle alakası yok. Tamam. Oradaki çok daha profesyonel bir şeydi. Ama bu da bir tecrübe olsun, bir fikir versin. Siz beğendiniz mi? Yorumlarınız bizim için çok önemli. O yüzden eğer varsa bize tavsiyeleriniz, önerileriniz yorumlarda. Buluşalım. Arkadaşlar, yumurta tavukçuluğunda ilk dikkat etmeniz gereken şey tavukların ayaklarının üşümemesi gerekiyor ve tavukların belli bir ısıda durması gerekiyor. Tavuğun en verimli yumurtladığı ısı aralığı 21 derecedir. Buna 2-3 derece yukarı, 2-3 derece aşağı gelebilirsiniz. Bu aralığın altında ya da üstünde olursa tavuğun yumurta verimi gittikçe azalır. Kümesler için dereceler satılır. Bu derecelerden alıp hani kümesinizin derecesi kaç, orayı ısıtmanız mı gerekiyor, soğutmanız mı gerekiyor diye bakıp buna göre yol alabilirsiniz. Ama ben şey hatırlıyorum Deniz, bir ara biz midye kabuğu peşine düşmüştük galiba işte tavuk yumurtalarının. Şimdi biz organik tavukçuluk yaptığımız için hani verdiğimiz her şey organikti hayvanlarımıza. Kalsiyum vermek için de tavuğun belli bir kalsiyum alması lazım ki yumurtanın kabuğunu oluşturabilsin. Şimdi midyecilerden midye kabuğu topluyorduk. Yem kırma makinesinde bunu kırıp, öğütüp, yemlerine karıştırıp bunu yediriyorduk. Ve çok faydasını görüyorduk. Burada o zaman hemen ben size bir yem tarifi vereyim arkadaşlar. Hani doğal yumurta yemi ne verebilirsiniz tavuklarınızı arttıracak. Biz şöyle bir karışım kullanıyorduk. 1 kilo buğday. Hani ben size çok kolay vereyim. Veyahut da 100 kilo ya da 10 kilo olarak siz yapabilirsiniz. Ben kiloluk olarak vereyim. 1 kilo buğday, 1 kilo kepek, 1 kilo bakla kırığı, baklayı yem kırma makinesinden geçirip 1 kilo mısır, 1 kilo arpa, 1 kilo midye kabuğunun öğütülmüş hali. Bunları birbiriyle karıştırıp, güzel karıp tavuklarınıza verirseniz yumurta veriminiz artar. Ayrıca bunun yanında tavuğun mutlaka yeşillik de yemesi gerekiyor. Biz buğday çimlendirmesi yapıyorduk. Buğdayları... Semizotu çoktu. Bizim bulunduğumuz yerde semizotu çoktu. Evet, yani yabani olarak çıkıyordu. Nereye sulasanız semizotu çıkıyordu. Biz sulayıp semizotlarını veriyorduk ve buğday çimlendiriyorduk. Tavuğun yeşillik yemesi ve uygun yem yemesi gerekiyor. Yani vitaminlerini alması, kalsiyumunu alması, yumurta oluşturabilmesi için gerekli besinleri alması ve uygun ortamı oluşturduğunuz zaman tavuklarınızdan yumurta anlamında çok verim alırsınız. Yani hemen hemen bir köy tavuğu bile hemen hemen her gün yumurtlayabilir. Çünkü bizim çiftliğimizde 2000 tavuk vardı ve yani %80'i köy tavuğuydu hemen hemen. Aralarında bazı ırklar da vardı, işte Astrolog gibi, Atax gibi, Lohman gibi, ne bileyim Sussex gibi araya karışmış sağdan soldan gelen, hediye gelen tavuklar da vardı ama 2000 tavuktan ortalama 1600-1700 yumurta alıyorduk. Tavuklar belli dönemlerde yumurtadan kesilir. Özellikle Eylül-Ekim ayları gibi tüy dönemine giriyorlar. Aşırı sıcaklardan dolayı tavuklarınız zaten yolunmuş kaza benzer. Ay, evet. O dönemler. Uygun bir havalandırmanız yoksa kümesinizde ve sıcaklık artıyorsa ne yazık ki tavuklarınız tüye girer ve yumurtlamamaya başlar. Yani o 2000 tavuktan 1600'den o günlük yumurta 50-60'a düşer ve bu bir ay, bir buçuk ay süren bir dönemdir arkadaşlar. Tavukçuluk yapıyorsanız ve organik tavukçuluk yapıyorsanız, komple iklimlendirmeyi kontrol etmiyorsanız buna dikkat ederek maliyet hesabı yapmanızı öneririz. Yumurta veriminde bir başka şey, tavuklarınızın korkmaması gerekiyor arkadaşlar. Korkan tavuk ne yazık ki belli bir süre yumurtlamıyor. Siz çok verimli bir tavuk çiftliğindeki tüm tavukları alıp mesela farklı bir kümese götürürseniz tavuklar ortalama 15-20 gün eski veriminde yumurtlamaz. Çünkü korkmuşlardır, tedirginlerdir. Kümese tanımadıkları bir insan girerse yumurtlamayı kesebilirler. Bizim çünkü tavuklarımız bizi tanıyordu mesela. Engin diye bir abim vardı. Cihan diye bir arkadaşım vardı, bir de ben vardım. Biz 3 kişi yapıyorduk bu işi. Tavuklar mesela bizi tanıyordu, bizden korkmuyordu. Ama kümese başka biri girdiği zaman, yani kümesin halini görmeniz lazımdı. Yani hani tavuklar bir sağa bir sola, ya öyle bir panik oluyorlardı ki tavuklarınızın panik olmayacağı bir bölgede onları tutarsanız, yani atıyorum bir köy evinde bizim gibi tavukçuluk yapıyorsanız mesela kapının girişine kümesi koymayın. Mümkünse daha gerilerde bir yere koyun ki tavuklar her sese, her giren çıkan insana panikleyip verimini düşürmesin. İkinci bir verim düşüren şey, ikinci demeyeyim artık, kaçıncı oldu değil mi? Bir çokuncu. Verim düşüren şey arkadaşlar horoz. Horozların sayısı çok olursa tavukları rahat bırakmayacağı için ne yazık ki verim düşer. Yine erkek millet işte bir rahat ver. Dişi rahat. Bu yüzden hani şu şekilde düşünebilirsiniz. Siz
Yumurta için tavukçuluk yapıyorsanız her 10 tavuğa, 11 tavuğa bir horoz yeterli olur. Ama siz yumurtalar dolu olsun istiyorsanız, hani devamlı yavru çıkartayım istiyorsanız her 4-5 tavuğa bir horoz almanız lazım. Ama her 4-5 tavuğa bir horoz alırsanız ne yazık ki horozlar tavuklarla çok fazla ilgileneceği için tavuklar biraz yumurtadan kesiliyor. Yumurta vermemeye başlıyor, daha az verimli vermeye başlıyor. Her 10-11 tavuğa bir horoz alırsanız veriminiz daha çok olur ama her yumurta dolu olmaz. Civciv mi üreteceksiniz? Yani civciv mi üreteceksiniz yoksa yumurta mı yiyeceksiniz? Buna hayır bambam. Sen ama Allah Allah, civciv mi üreteceksiniz, yumurta mı üretmek istiyorsanız ona göre karar verip buna göre sayıyı belirtebilirsiniz. Ya tavukçuluk yapmayı düşünüp aklında soru işareti olan kişiler yorum yazabilirler. Çünkü gerçekten bu bizim bir süre, yani Deniz'in gerçekten hakim olduğu bir konu. Eminim bilgisini paylaşacaktır. Yardımcı merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Olmaya çalışırız bildiğimiz ölçüde. Bir sonraki şey arkadaşlar, tavukları çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi tavuk bitidir. Ve çok nalet bir yaratık. Çünkü şöyle, mesela tavuklarınıza gün içi bakıyorsunuz ve hiçbir şekilde üstlerinde bir şey göremiyorsunuz. Çünkü bu bit gündüzleri kümesin incik cincik yerlerine saklanıp gece tavuklar hareket etmezken, görmezken üstlerine çıkıp gece boyu tavukları uyutmayan ve verimlerini düşüren bir mahlukat. Bitin olmaması için ne yapmamız lazım hocam? Bitin olmaması için temiz bir kümesinizin olması ve tüm kümesinizi düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Kırmızı bir şeyler çıkıyorsa elinizle yaptığınız zaman ne yazık ki kümesinizde bit vardır. Teker teker tavuklarınızı yıkayıp tüm kümesi ilaçlamanız gerekir. Arkadaşlar gelelim şimdi videonun en can alıcı noktasına. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok omelli. Evet, çok omelli. Arkadaşlar kanalımıza henüz abone olmadıysanız o kadar uygun bir zaman ki. Evet. Şimdi tam sırası bence. Bu aya özel ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Evet. Lütfen kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Evet, bize destek verin. Yolun çok başındayız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Gerçekten böyle aslında istikrarlı bir büyüme var. O bizi çok memnun ediyor ama yeterli değil. Daha fazla kişi ulaşmak istiyoruz. İnsan hep daha fazlasını ister. Evet, evet. Yani zaten söylemiştim. Bizim ilk basamağımız 1000 kişiydi. 1000 kişi için özel bir belki bölüm yaparız. Aynen. 1000. 1000. 10.000. 100.000. Evet. İnşallah 1.000.000. olarak evet, olursa yani devam aslında edeceğiz. Videolarla alakalı bizi yönlendirmek istediğiniz ya da görmek istediğiniz, videolarımıza görmek istediğiniz şeyler varsa bunları da yazın lütfen. Videoları beğeniyorsanız beğendim, beğenmiyorsanız da beğenmedim butonunu, beğenmedim kısmını tıklayabilirsiniz. Biz de beğeniliyor muyuz, beğenmiyor muyuz, beğenilmiyor muyuz onu anlamış oluruz arkadaşlar. Gerçekten görüşleriniz, önerileriniz bizim için önemli. Onları da paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olun, tavsiye edin. Destek lazım bize, çok lazım. Bu arada yakın çok zamanda lazım. Yeni oynatma listelerimiz de kanalımızda yer almaya başlayacak ve çok uzun süredir ara verdiğimiz, başladığımız ve devam edemediğimiz Kilolardan Kaçış serisi de devam edecek. Bununla ilgili istekler de var. Şu ana kadar kaçamadık ama artık yerleştik ufak ufak. Metropolden ufak köye kaçtık, kilolardan kaçamadık. Yani gerçekten olmuyor efendim, olmuyor. Yani onlardan da kaçacağız yakın zamanda ve sizinle birlikte kaçacağız. Evet. Bunları da iki video çekmiştik çünkü devamını çekememiştik. Arkadaşlar gerçekten ilginizi çekecek videolar olsun istiyoruz. O yüzden de yani genel olarak neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz, ilginizi çeken videolar var mı? Yani eminim takip edenler birçok videomuz hakkında zaten fikir sahibidirler. O noktada lütfen bizimle paylaşın önerilerinizi, tavsiyelerinizi. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biz videomuzun da sonuna gelirken size hoşça kal diyoruz. Esen kalın. Esen kalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.